Dinleyin. Ben konuşma hakkım var. Var tabii. Bütün emekliler dinleyin. Bütün emekliler aç. Kediler aç. Köpekler aç. Fareler de aç. Bu hükümet bizi emekliyi zulme düşürdü. Süryaliler tok. Haberiniz olsun. Süryaliler tok. Kaçanlar tok. Sizin görevli niye sinirleniyor? Bizim görevli değil o ya. O var ya Atatürk resimli. Yok abi bizle bağlantılı değil o. Çadırdan galiba. Size de soralım. Şimdi ben Murat Kurum desem bana da kızar o amca gördüğü zaman. İki kişi valla sen özgür bir vatandaş. Ben de ona öyle dedim, özgürlük var dedim. Serbestlik var yani. Abicim kimse seni zorlamaz ya. Abi canım tabii. Evet. Sen Murat Kurum diyorsun da emeklisin herhalde değil. Evet, evet. Peki 10 milyon saygı. Yok saygı da diyorum. Geçimi nasıl oluyor onu merak ediyorum. Hanım da emekli, ben tamam de emekliyim. Olsun, evet. Ev kirası da yok. Allah'a şükür geçiniyoruz. Peki bu vatandaşı hayır, düşünmüyor bir dakika, musun? Müsaade eder misin? Kimse vatandaşı düşünmüyor zaten. Öyle hayır, bir devirdeyiz. Evet. Hadi bir bellemişsiniz emekli emekli. Emekli emekli. Bu ülkede neler oluyor? Ben 5 rakam. Onu niye söylemiyorsun? Ben 5 rakam. Ülkede hayır. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş elde? Uzaya gidiyoruz. Uzaya gidiyoruz. Uzaya gidiyoruz. Uçak yapıyoruz. Vatandaşlar gidebiliyor mu uzaya? Her şey yapıyoruz. Vatandaşların geçim durumu nasıl şu anda? Uzaya verip burada sadece yani seyahat etmeye gitti. Yani şimdi İmamoğlu geldi mi 50 milyar mı verecek bize? Ya İmamoğlu'yla hariç abi. Hayır İmamoğlu yani. Hariç ya amacımız İmamoğlu değil. Biz öğle yemeğini arada kaldırmışız. Ya. İleriye gitmiş. Biz öğle yemeğini arada kaldırmışız. Adam ya, sabah ne yiyorsa akşam odur. Ben de sabah bir de akşam yiyorum. Sen de o terörle gelin burada. Ben de öyle yiyorum. Ben diyorum ben de bak ben de sivil savunma uzmanıyım. Öğle yemeği millet arada kaldırmış. Senin haberin var yok mu sende? Bakın doğru sabah doğru. Sabah kim ne yerse akşam ama onu yer. Neyi müsaade edeyim ya? Nasıl? Niye sinirleniyorsun ki? Adam gıdasızlıkta yolda yürümüyor sen gelmişsin. Bana savunuyorsun ya. Bir emeklilik bir bellemişsiniz. Ya ben de emekliyim. Ben senden daha fazla ben alıyorum. Ben de emekliyim. 10 bin lira alıyorum. Sen haksızlık ediyorsun şu anda millete. Tamam. Teşekkür ederiz abi. İyi günler. Ayrı senin yaptığın var ya tere olur yani. Teşekkür ederim. Allah tamam. Elleri vicdana koy ya. Serbestsin. Serbestsin. Tamam. Adam metezarı yok yok. Zoraki bir şey yok. Serbestsin. Bak serbestsin diyorum. Kime verirsen ver. Ciddi diyorum. Vatandaşı da millet sana bak, tehdit etme yani. Boş ver. Sabah yemek, öğle yemeği arada tamam, kaldırmışız işte. Diyorum. Sen bu oyuna diyorsun serbest. Saygı duyuyorum. Abi teşekkür ediyorum. Neyi saygı sakin diyorsun? Ol. Sinirlenme. Hayır ben isyan ediyorum. Sakin ol. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Bak beyefendi ne dedi? Değil mi? Şahit onun bir şey söyledim. Biz uzaya gidiyoruz diyor. Benim sırtımdan vergin de para alıp 50 milyon dolara tank faaliyeti 50 milyon dolara satıyor. 60 milyon dolara bir uzaya gönderiyor. Benim sırtımda kambur olmuş. Benim vergilerimle bak beyefendi benim vergilerimle abi tartışmalara girmeyelim. Abi tartışma değil yani cevabını veriyorum. Uzaya gidiyoruz diyor ya. 50 milyon dolara tank faaliyet faturasını satıyoruz. 60 milyon dolara bir beyefendi uzaya gönderiyoruz. Ben buna yanar değilim. Yanlış abi. Yani. Evet. Yanlış. Senin de iki maaşın var. Yalan, ben asgari ücret 5 kişiyle kiradayım. Uçaklar yanmış. Hepsi yanmış. Hepsi yanmış yani. Öyle demedi. Hayır çekmiyorum. İki maaşın var. İHA yapmıyoruz. SİHA yapmıyoruz. Karşı değil ona zaten. Bu. Uçak yapmıyoruz bu. Tabii kimse karşı değil bundan ama. Uçağın ismi Kaan mı en son yaptığımız? Evet. Değil mi yani? Bunlar Türkiye'de oluyor. Tabii ki oluyor. Başka bir yerde zaten değil. Yapılmasın demiyor ki. Yani. Ben sana laf dedim bak tekrar anlamadın. Diyorum ki biz öğle yemeğini arada kaldırmışız diyorum. Sen uçakta bahsediyorsun. Neden adam bahsedeceğim? Burada Ukrayna'da tazelerde Türkiye'de yaşıyorum. Ya. Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye mi kaldı artık? Nasıl kalmadı Türkiye ya? Türkiye mi kaldı? Bunlar bir 67 bakalım. Yaşındayım. Var mı? 67 yaşındayım. O kadar liderler gördüm ki hangisi bir çivi çaktı bu ülkeye? Ya çivi sen ne yapıyorsun? Ya sen çividen ne? Hırsızdı, hırsızdı. Doğru diyor. Hırsızdı. Hırsızlar çakıyor çiviyi. Hırsızdı, doğru diyor. Kaç tarafa bir çakarttılar? Satılan çakırkanın hesabını. Baba. Hiç kimse satmadı. Ne satmadı ya? Hırsızlar çakıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hırsızlar çakıyor. Hırsızlar çakıyor. Bir dakika, kaç tarafa? Türkiye'de iki lider, biri Atatürk, biri Tayyip. Atatürk yanından çaldı. Sen mi çaldın? Kaçma. Niye kaçıyorsun? Ya niye kaçacağım? İşte kalanları teşekkür ederim. Şah Murat'ı satılan fabrikaları sayısını söylesene.
Niye satıyor? Uçak yaptı. Ne uçağı yapmış ya? Yapmadı mı? Onun bunun hurdası. Uçak yapmışsa niye Amerika'da gidip havada uçan. Niye Amerika'dan uçak dileniyor? Onu diyor, uçuyoruz abi. Uçuyoruz, azlıktan uçuyoruz. Petkimi sattı, tüpraş sattı, telekomu sattı, Sümer Bankı'sa. Ne söylüyorsun? Ay'a da gitsin yani. Ay'a da gittik. Ya uçak yapan gidip de. Teşekkür ederim abi. Sen Ay'a. Abicim. Siyalar yaptı. Tamam, teşekkür ederim. Ya ben onun sırasına satıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ve İHA'ları, SİHA'ları satıyorum. 20 senedir uçuyoruz, aşağıda emmedi. Başka ülkelere satıyorum. Tamam abi, teşekkür ederim. Bir konuşma yapayım. Hani Selahattin Demirtaş'ın bir sözü vardı. Bunlar iktidarda gitsin da şeytana koy verin. Biz de Allah... Kazanacak adayı verir. Yani Ekrem İmamoğlu, esnaf ola, şeytan değil. Seviyoruz. İnsanlara da sahip çıkıyor. Ama oylar Ekrem İmamoğlu'ya. Ben 60 yaşındayım. 60 yaşındayım. Söyleyebilirim herhalde. Ben böyle bir rezillik görmedim. Böyle bir rezil seçim bir ortamı görmedim. Bir cumhurbaşkanının çıkıp da sokaklarda oy dilenmesi Türkiye'nin büyük bir kaybıdır. Bir milletvekillerinin, bir bakanların sokağa çıkıp da sokakta oy dilenmesi Türkiye'nin büyük bir ayıbıdır. Bunları kınıyoruz. 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 Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nu inadına getireceğiz. İnadına getireceğiz İstanbul için. Buradan emeklilere sesleniyorum. Bütün emeklilere sesleniyorum. Bu seçimde AK Parti'ye oy veren Türkiye'ye ihanet ediyordur. İhanettir. Türkiye'nin ihanetidir. Ayşen İmamoğlu'ndan iyisi yok. Gel sor bana bir şeyler. Sor. Konuştuk mu seninle? Konuştun değil mi? Söyle biraz. Anamızı ağlattılar, anamızı. 10 milyon ben emekliyim. 10 milyon alırım. Evde de hele evimde olmasaydı ben ne yapardım? Ölürdüm. Hele ama bu insanlar daha hele akıllanmadı. Ne olacak sonumuz bilmem. Akıllanır. Yok akıllanmaz. Abi ben teşekkür ederim canım. Salmayan, çırpmayan, vatana millete hizmet eden, milletin hakkını millete veren, yani milleti düşünen bir Ekrem İmamoğlu şu an var. Bir de Mansur Başkan var. Yani gerisi 20 senede yaptıkları belli. Hep çaldılar bizden. 20 sene boyunca gençliğimizi, ülkemizin adına bugüne kadar hani ne varsa satıp doymadılar. Elimizdeki şu an olan belediyeler için de yaptıkları ne varsa, aklınıza ne gelebilecek pislik varsa şu an hepsi zaten yapıyorlar. Sadece bir belediye seçimi için ya. 85 milyonu bile birbirine düşüren bir zihniyet bu. Bu zihniyete oy veren insan biraz elini vicdanına koyacak. Öyle davranacak. Bütün emeklilere sesleniyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar, imanlarına koysunlar. Herkes elini vicdanına koysunlar. Bu oyları oyluk koylasınlar. Oy verirken düşünsünler. Oy verirken düşünsünler. İmamoğlu'nda hariç kimse vermesinler. Biz emeklilerden geçiremiyoruz. Artık yeter. Artık bittik de yeter de bize. Allah söyle. Seçimlerde kararını verdin mi? Verdim. Büyükşehir için. Hangi aday? CHP'ye vereceğim. Büyükşehir'de. Evet. İmamoğlu. Sen abi? CHP. Sen abi? Benimki belli değil daha. Ya belliydi daha şimdi. Ne zaman karar vereceğim? Ben 20 senedir AK Parti'ye veriyorum. Emekli değil misin sen? Emekliyim. Emekli sen belli. Ver. Ama, artık emekliler versin. Ama AK Parti benim şu dişlerimi yaparsa yine vereceğim. 20 ya, bak. Senin sorun dişlerin mi abi? Evet. Yok paramız yapsın da. Dişler yapılınca okey diyor. 20 senedir ona hizmet yapıyorum. Maaşını arttırırsa, dişlerini yaptırırsın. Maaşla dişi yapamazsın. Yapar. 10 kere gittim hastaneye diyor git 20 gün sonra gel. Git 10 gün sonra gel. Sen CHP'ye ver dişlerini ben yaptıracağım. Ben eski CHP'liyim. Ben eski CHP'liyim. Ben ama bak Erdoğan şimdi yalan konuşmayayım da. Ben bak 20 senedir Erdoğan'a hem çalıştım kızlarım. Eski ne zamandan beri CHP'lisin? Eski derken? Ben Karaoğlan'ın zamanında, Ecevit'in zamanında. 30 sene, 50 sene önce. Onu sağ kolluydum hem de. 30 sene önce. Peki abi. Ben seni de çok iyi tanırım. Babam yanında da çalıştım. Eyvallah biliyorum. Toptaşında, toptancıda. Peki abi. Dişler mi sorun şu an? Dişler abi. Yani yemek yemiyorum. Bak bende yemek borusu falan yok. Ekonomik durumlar. Ekonomik durumunda zaten söylüyorum. Yoksa benim. Geçim zor şu an. Geçim evet. Geçim yok param. Nasıl olacak abi? Ben şimdi 10 lira alıyorum. 10 lira alıyor muyum? Elektriğim var, suyum var. Bir tane kızım var evde.
Hanım var. Karar veremedin ama. AK Parti'ye verince sana verecek mi? 30 mu yapacaksın? Sen bunu yayla. Benim dişimi kim yaparsa ona veririm. Ben yapacağım. Ben yaptıracağım. Gel. Bırak, 20 yıldır kullanıyorlar. 20 yıldır. Ben 20 yıl harbide verdim ama. Ayıptır hala diyorsun AK Parti. Bir kilo madde. Yok ben şimdi vermiyorum. Abi kararsızmış şu an. Kararsızım dedim. Ben eski CHP'liyim. Sen kime vereceksin abi? Devlet veriyor. Efendim? Adaylardan hangi aday? He? İmamoğlu'na mı vereceksin? Evet, İmamoğlu'na. Sana sordun mu abi? Kardeş bana bakarsan. Ya sayın hemşerim. Ben Murat Bey'e vereceğim. Murat, sen abi. Ne abi? Seçimlerde kararını verdin mi? Vermiş. Hangi aday? Ben abi vermiş. AK Parti.